Bismillahirrahmanirrahim. Sizden birisi kardeşini Allah yolunda sevdiği zaman kendisine bildirsin. Zira bu ülfette daha kalıcı, muhabbette sebat vericidir. Bir günah işlediğin zaman derhal tevbe et. Günah gizli ise gizli, aleni ise aleni. Sizden biriniz uyumak için yatağına girdiğinde Fatiha ile birlikte bir sure okusun. Bu takdirde Allah Teala o kimse için bir melek görevlendirir ki o kimse nereye gitse melek de onunla beraber gider. Aziz ve celil olan Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu istimal eder. Denildi ki istimal etmesi ne demektir? Buyurdu ki onu ölümden önce salih amele hidayet buyurur. Sonra da onun ruhunu bu hal üzere kabz eder. Allah Teala bir kavmi sevdiği zaman onları belaya uğratır. Kim sabrederse ona sabrının güzel karşılığı verilir. Kim de sabretmez, şikayette bulunursa ona da kötü karşılığı verilir. Kul günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tevbe ederse o leke kaldırılır. Tekrar günaha dönerse o leke büyür ve kalbini tamamıyla örter. Aziz ve celil olan Allah, bir kula hayır murad ettiğinde onu ballandırır. Denildi ki, ballandırma nedir? Buyurdu ki, onu komşularına sevdirir. Allah Teala bir kula hayır murad ettiğinde onu dinde fakih ve dünyada zahit kılar ve ona ayıplarını görecek basireti verir. Allah Teala bir kula hayır murad ettiğinde onun günahının cezasını dünyada acele verir. Allah bir kula da şer murad ederse günahının cezasını kıyamette verilinceye kadar geciktirir. Bu yüzden o kimse de kendi reyini beğenmiş biri veya yaban eşekleri gibi olur. Aziz ve celil olan Allah, nutfeden bir insan yaratmak murad ettiğinde, rahimler meleği şöyle sual arz eder. Ya Rabbi, bu sait midir, şakî midir, erkek midir, dişi midir? Ey Rabbim, kırmızı mı yoksa siyah mıdır? Allah Teala da emrini bildirir. Sonra o insanın iki gözü arasına, alnına karşılaşacağı iyilik ve kötülük, hatta göreceği meşakkate kadar hepsi yazılır. Benim çektiğim acı gibi hiçbir peygamber acı çekmedi. Bir kimse bana selam verince Allah-u Teala ruhumu cesedime verir. Onun selamını işitirim. Vefatımdan sonra da diri iken olduğu gibi işitirim. Peygamberler kabirlerinde diridir. Namaz kılarlar. Hayber'de yediğim zehirli etin acısını duymaktayım. O zehirin tesiriyle ebher, aort damarım şimdi çalışamayacak hale geldi. Sultan öfkelendiği zaman şeytan ona musallat olur. Allah bir kariyeyi, beldeyi helak etmek murad ettiğinde orada zinayı izhar eder. Sizden biriniz sefere çıkmak murad ettiğinde kardeşlerine veda edip selam versin. Zira Allah onların duaları sebebiyle o kimsenin hayrını artırır. Bu ümmet şarabı, üzüm suyu, faizi alışveriş, rüşveti hediye gibi kabul eder ve zekatı, öşrü, ticaret vesilesi yaparsa işte bu günahı artırdıklarından dolayı helaklerine sebep olur.
ümmetim şu beş şeyi helal saydığı zaman, helak onların üzerine hemen gelir. Aralarında lanetleşmenin ortaya çıkmasını, ipekli giyilmesini, şarkıcı kadınlar ittihaz edilmesini, şarap içilmesini, erkeğin erkekle, kadının kadınla iktifa etmesini. Mümin hasta olduğu zaman bu hastalık onu tıpkı demirci körüğünün demirin pasını temizlemesi gibi günahlardan temizler. Sizden biriniz yürürken yorulup aciz kalırsa adımlarını geniş atsın. Zira bu şekil yürümeye yorgunluğu giderir. Müslüman, Müslümanın kardeşine silahla işaret ederse her ikisi de cehennemin kenarında olurlar. Biri diğerini katlederse her ikisi de ona düşerler. Sizden biri sağ yanı üzerine yatar da sonra "Ya Rabbi, ben nefsimi sana teslim ettim ve yüzümü sana tevcih ettim ve sırtımı sana dayadım, sana tevekkül ettim ve işimi sana havale ettim. Senden başka, senden sığınacak yer yoktur. Senin kitabına ve Resulüne iman ederim" derse ve o kimse o gece ölürse cennete girer. Şeytan sabaha eriştiğinde askerlerini etrafa gönderirken onlara şöyle der: "Kim bir Müslümanı haktan saptırırsa ona taç giydiririm." Sonra askerlerinden biri ona gelir ve şöyle der: "Ben birisinin karısını boşayıncaya kadar yanından ayrılmadan çalıştım." Bunun üzerine şeytan, "Mümkündür ki o tekrar evlensin." Diğer biri gelir ve şöyle der: "Bugün birisini ana ve babasına isyan ettirinceye kadar başından ayrılmadan uğraştım." Bunun üzerine şeytan, "Umulur ki o kimse onlara iyilik yapsın da iyilerden olsun" der. Başka birisi gelir ve şöyle der: "Ben bir insanı Allah'a şirk koşuncaya kadar saptırmaya devam ettim." Bunun üzerine şeytan, "İşte aradığım sensin, sen" der ve tacı ona giydirir. Zaman, kıyamet yaklaştığında Müslüman kimsenin rüyası hemen hemen yalan çıkmayacaktır. Rüyası en sadık olan da sözü en doğru olandır. Bir kulun cildi Allah'tan haşiyeti dolayısıyla ürperir ve tüyleri diken diken olursa o kulun hataları kurumuş ağaç yapraklarının dökülmesi gibi üzerinden dökülür. İnsan yemesini azalttığı zaman içi nur dolar. İki melek gelip de mümin kabirinde sual için oturtulduğu zaman onun "La ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasulu" diyerek şehadet etmesi Cenab-ı Hakk'ın "Allah iman edenleri sabit söz ile tespit eder" mealindeki ayetin muktezasıdır. Sizden biri yemek yediği zaman elini parmağını yalamadıkça mendil ile silmesin. Zira insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez. Akşam namazını kıldığın zaman 7 kere "Allahümme ecirni minen nar" de. Eğer sen bunu yapar ve o gece ölürsen senin için ateşten eman yazılır. Sabah namazını kıldığın zaman da böyle söyle. Zira sen o gün ölürsen gene senin için ateşten eman yazılır. Sizden birisinin hayvanı çöl gibi ıssız bir yerde elinden kaçarsa şöyle nida etsin: "Ey Allah'ın kulları, benim için onu tutunuz. Ey Allah'ın kulları,
benim için onu tutunuz. Zira yeryüzünde Allah'ın öyle hazır kulları vardır ki o hayvanı onun için tutacaktır. Sizden birisinin ayakkabısının bağı koparsa, onu düzeltinceye kadar tek ayakkabı ile yürümesin. Tek mes ile de yürümesin. Sol eli ile de yemesin. Tek bir örtüye de sarınmasın. Ve elbisesini tersine çevirip giymesin. Kullar kıyamette durdurulduğu zaman bir münadi şöyle seslenir. Ecri Allah'ın üzerinde olan ayrılsın. Şu cennete girsin. Denilir ki, ecri Allah'ın üzerinde olan kimdir? Münadi, insanlardan affedenlerdir der. Bunun üzerine şu kadar bin kişi kalkıp hesaba çekilmeden cennete girerler. Yatağına geldiğinde Kul ya eyyuhel kafirun suresini oku. Sonra onun üzerine de uyu. Zira bu şirkten beri olmaktır. Sizden biri helaline yakın olduktan sonra tekrar yaklaşmak isterse önce namaz abdesti alsın. Sizden biri helaline yakın olmak istediğinde örtünsün. Helalini de örtsün. Onlar merkep çıplaklığı gibi üryan olmasınlar. Allah'tan haya, meleklerden edep, şeytandan da kaçınmak için. Bir kimse haceti için zevcesini çağırdığında tandır üzerinde de olsa ona gelsin. Bir kimse zevcesini yatağına çağırdığında o kadın deve sırtında da olsa davetine icabet etsin. Bir kimse zevcesini yatağına çağırdığında gelmez, yüz çevirir de kocası ona öfkeli olarak gecelerse, sabah oluncaya kadar melekler o kadına lanet eder. Ramuzel Ahadis